Haberin doğru adresi Aksaray'ın ekranı Belediye TV Haber Merkezi'ne hoş geldiniz. Haberlerle karşınızdayız. Aksaray Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Kadın Koordinasyon Merkezi tarafından hayata geçirilen bir proje olan Hanımeli Pazarı Cumartesi Pazarı pazar alanında açıldı. Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı tarafından açılışı gerçekleştirilen Hanımeli Pazarı'nda hanımlar satışa sundukları ürünlerin hasılatının tamamını Afrin'deki Mehmetçiklere bağışladı. Cumartesi pazarı pazar alanında açılışı gerçekleştirilen Hanımeli Pazarı'nda el emeği göz nuru ürünlerini satışa çıkaran Aksaraylı hanımlar satış gelirlerinin tamamını Suriye'nin Afrin bölgesinde devam eden Zeytin Dalı Harekatı'na destek için Mehmetçiklere bağışladı. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla dualar eşliğinde açılışı gerçekleştirilen Hanımeli Pazarı bundan sonra her hafta çarşamba günü kurulacak. Hanımlar her hafta çarşamba günü cumartesi pazarı pazar alanında açtıkları pazar tezgahlarında el işi ürünlerinden hediyelik eşyaya, gıdadan dekoratif objelere el yapımı ürünlerini satışa sunacak. Alışveriş için pazara gelen ziyaretçiler ayrıca pazar alanında kurulan masalarda karınlarını doyurabilecek. İsmim Züleyha Yıldız. Hanımeli Pazarı'nda şu an bulunmaktayım. Belediye başkanımız sağ olsun eşi, emeği geçen herkes için çok teşekkür ediyoruz. Evimize ekmek parası kazanmak için ek bir gelir olsun diye bize böyle bir imkan sağladı. İnşallah bundan sonra her çarşamba günü buradayız. Nuray Kızmaz ben, emekliyim. Burada işte elde yaptığım, evde yaptığım, artık kumaşlardan yaptığım çantaları satıyorum. Belediyenin bize sunduğu bu imkan için de çok mutluyuz. İnşallah güzel şeyler olur. Daha da biz de devam ederiz inşallah. Bayanları bekliyoruz. Hanımın pazarıyla çok güzel bir şey aslında. Başkanımızın düzenlediği eşi Hazime Hanım'a ayrıca çok teşekkür ediyorum. Böyle bir organizasyon gerçekleştirdikleri için. Hanımlarımız için çok güzel, hani para kazanabilecekleri güzel bir alan oldu. Başkanına ve eşine tekrar teşekkür ediyorum. Açılışa Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, eşi Hasibe Yazgı, Belediye Başkan Yardımcıları, siyasi partilerin kadın kolları temsilcileri, kadın STK başkanları, daire müdürleri, il protokolü ve çok sayıda vatandaş katıldı. Açılışta bir konuşma yapan Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayarak, belediye olarak Kadınlar Günü haftası dolayısıyla düzenledikleri etkinlikler ve Aksaray Belediyesi olarak kadınlara yönelik hayata geçirdikleri projelerden bahsetti. Öncelikle şunun altını çizmek istiyorum. Bu tamamen hanımlarımızın kendi istekleriyle ve talepleriyle oluşmuş bir çalışmadır. O nedenden dolayı kadınlarımızı tebrik ediyorum, teşekkür ediyorum. Çünkü bir belediye başkanı olarak bizlerin amacı ve isteği sizlerin memnun olacağı, mutlu olacağı bir şehirde yaşamak ve bunun için çalışmalarımızı, faaliyetlerimizi yürütmek. Bunu yaparken de biz mümkün olduğu kadar çocuklarımıza, gençlerimize, yaşlılarımıza birçok hizmetimiz var ama bunun en başında ve en önemli kısmı da kadınlarımızın geldiğini bizler farkındayız. Çünkü neden bu kadar önemli? Kadın dediğimiz zaman annemiz, eşimiz, kızımız, kız kardeşimiz, yani ailemizin esas temelini teşkil eden şey kadınlarımızdır. O nedenden dolayı onları ne yapsak az, onlar bizlerden ne talep etse bizler için bir vazifedir, bir görevdir. Bunları da yerine getirmek bizler için en önemli çalışma olacak. Sizler de biliyorsunuz bu hafta ve 8 Mart Dünya Kadınlar Günü. Dolayısıyla öncelikle Kadınlar Günü kutlu olsun. Bu faaliyetleri daha da inşallah hafta sonunda yapılacak diğer organizasyonlarla güzel faaliyetlere imzalar atılacak. İnşallah katılımlarınızı bekliyoruz onlara da. Ama burada özellikle yapmış olduğumuz faaliyetlerden biraz bahsetmek istiyorum. Şimdi sizler de belki görmüşsünüzdür. Birazdan açılışını yaptıktan sonra gerçekleştireceğiniz gezi esnasında da sizler de farkına varacaksınız. Kadınlarımız evlerinde yapmış oldukları ya da bizim AKMEK kurslarında yapmış oldukları güzel çalışmaları, yani el emeği göz nuru, en güzel sanat eserlerini geliyorlar, burada sergiliyorlar. Ve bizler buraları gezdiğimiz zaman sizler de farkına varacaksınız ki
öyle göz nuru, öyle güzellikler ortaya konmuş ve yapılmış ki bunlara hayran olacaksınız. Ve bu tür imkanlar sağlandığı zaman neler gerçekleştirebileceğine ben şahidim. Sizler de bizler de beraber şahit olacaksınız. Açılışın ardından eşi Hasibe Yazgı ile birlikte pazarı gezen ve alışveriş yapan Başkan Yazgı, basın mensuplarına yaptığı açıklamada pazarda tezgah açan kadınların bugün elde edecekleri tüm hasılatı Afrin'deki Mehmetçeklere bağışlayacaklarını söyledi. Bugün biz açılış dolayısıyla şöyle bir karar da aldık. Burada bugün elde edilecek bütün gelirimizi Afrin'de zeytin operasyonunda, zeytin dalı operasyonunda Mehmetçiklerimize armağan etmek istiyoruz. Onlara göndermek istiyoruz. Bu vesileyle bugün alınacak bütün ürünler dolayısıyla oraya Mehmetçiklerimize gönderilecektir. Bunda duyurusunu yapmış olalım. Önce başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Bayanlara böyle bir olayı ortaya sunduğu için çok teşekkür ediyoruz. Kadınlara hayırlı uğurlu olsun diyorum. İnşallah güzel olacak. Ben diyorum ki biraz önce başkanımıza da sevgili seyirciler, Suriye'de Esed rejiminin hapishanelerinde hukuka aykırı olarak her gün işkence altında esir tutulan kadınların seslerini dünyaya duyurabilmek amacıyla İstanbul'dan yola çıkan vicdan konvoyu bugün Aksaray'a ulaştı. İstanbul'dan Hatay'a doğru yola çıkan kadınların yer aldığı ve yaklaşık 60 otobüsten oluşan konvoyun katılımcıları Aksaray'da mola verdi. İnsan Hakları ve Adalet Hareketi Genel Başkan Yardımcısı Avukat Gülden Sönmez, mola veren konvoyun hareketi öncesi basın açıklaması yaptı. Suriye zindanlarındaki işkence gören, tecavüz mağduru, kadın ve çocuklar için başlattığımız vicdan konvoyunun Aksaray durağındayız. Ben öncelikle Aksaray'da bize ev sahipliği yapan, günlerdir harıl harıl çalışan, hem karşılama için, hem katılım için, hem uğurlama için vicdan konvoyuna vicdanlarıyla ses veren resmi, sivil, kadın, erkek herkese teşekkür etmek istiyorum. Öncelikle kadınlara teşekkür etmek istiyorum. Bu bir kadın organizasyonu ama görünmeyen, hep biz önde görünüyoruz ama gerçekten çok hummalı bir şekilde hepimizin vicdanını sızlatan bu derdimize, bu yaramıza, Suriyeli kadınlarımızın bu derdine kadın erkek tüm Türkiye seferber oldu ve öncülük etti. Biliyorsunuz bu konvoy yola çıkana kadar hiç kimse ne onları dert etti ne onları konuştu. Ne Birleşmiş Milletler'in kocaman mekanizmaları, ne İslam İşbirliği Teşkilatı, ne İslam devletlerinin liderleri, Müslüman liderleri, ne de vicdanlı olduğunu, insan haklarını, kadın haklarını koruduğunu söyleyen modern dünyanın güya devlet başkanları. Hiç kimse, hiçbir mekanizma Suriye zindanlarındaki işlenen bu suçlara bir çözüm üretme adına hiçbir şey yapmadı. Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin başkanı, başsavcısı bir kadın. En sistematik savaş suçları Suriye'de işlendi ama hala bir soruşturma açılmadı. Uluslararası sistem ancak ve ancak tespit yapabilme cüretini gösterebildi. Dua güçleri mi var, ilimleri mi var, kimin nesi varsa herkese biz bu vicdani seslenişe destek vermeye çağırıyoruz. Biz toplandık, şimdi kaç otobüs olduk bilmiyorum, kaç kadın olduk bilmiyorum. Eklene eklene gidiyoruz. Buradan sonra yolumuz Adana'ya uğrayacak. Adana'da da bize eklenenler olacak. Bir dolu insan da doğudan, güneydoğudan toplandı. Daha kılcal konvoylar oluşturdular, hatlar oluşturdular. Onlar da Adana, Hatay'a gidecekler. Vicdan konvoyu resmi başvuru sayısına göre 10 bin kadın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde dünyaya sesleneceğiz. Aksaray'da İHH İnsani Yardım Derneği Başkanı Önder Özkan öncülüğünde tüm Aksaraylılar tarafından karşılanan kafile yemek ve namaz molasından sonra Aksaray'dan da iki otobüsle kendilerine destek olmak için vicdan konvoyuna katılan hanımlarla birlikte Hatay'a doğru yola çıktı.
Aksaray İHH İnsani Yardım Derneği Başkanı Önder Özkan yaptığı basın açıklamasında vicdan konvoyunu karşılayan, katılım sağlayan ve uğurlayan herkese teşekkür etti. Şu an 55 ülkeden 5000'e yakın misafirimiz dinlenmek için buraya geldi. Bir saatlik namaz ve yemek molası için buradalar. Aksaray olarak tüm hazırlıklarımızı yaptık. Güzel bir karşılama oldu. Çok duygulu anlar yaşandı. Birçok ülkeden teyzelerimiz, 80 yaşında teyzemizi gördük. Çok duygulandık, çok mutlu olduk. Biz bu birlikteliklerden, bu organizasyonlardan şunu amaçlıyoruz. Artık Müslümanların bir araya gelmesi lazım. Artık sen ben kavgasının bitmesi lazım. Biz birlik beraberlik içinde olursak inşallah Türkiye her yere yetecek. Her kötü, her şer odakları susturabilecek bir yeterliliğe sahip olacak diye düşünüyoruz. Tüm halkımızdan da verdikleri destekten dolayı çok çok teşekkür ediyoruz. Aksaray Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği tarafından Aksaray'da başlatılan ve Gıda Tarım ve İl Müdürlüğü tarafından desteklenen geleneksel hale getirilen Çobanlar Yarışıyor adlı bilgi yarışması sona erdi. Endüstri Meslek Lisesi konferans salonunda gerçekleştirilen program Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. İnne Allâhe me'as-sâbirîn. Protokol konuşmalarının ardından yarışmaya katılan çobanlar kepenkleriyle sahneye çıktı. Yarışmacıların yerlerini almasıyla çobanlara 15 ayrı soru soruldu. Üyesi oldukları üretici örgüt kuruluşun mevzuatlarda geçen yasal adı aşağıdakilerden hangisidir? C. Çayır ve meraların azalması. 3 kişilik jüri üyesinin yönettiği yarışmada Armutlu Köyü'nden Rahim Aydın birinci, Merve Altan ikinci, Emin Baydilli üçüncü oldu. 100 çiftçinin başvurduğu elemelerde finale kalan 8 yarışmacı birinci olabilmek için yarıştı. Finalde birinci olan yarışmacıya 5000 lira, ikinci yarışmacıya 3000 lira, üçüncüye ise 2000 lira ve diğer yarışmacılara mansiyon ödülü olarak çeyrek altın verildi. Aksaray Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mahmut Aktürk, bilimsel metotlarla modern tesislerde küçük baş hayvancılığı geliştirmek, verimliliği ve üretimi arttırmak, kaliteli ve sağlıklı gıdayı ürettirmek için böyle bir bilgi yarışması tertip ettiklerini söyledi. Aktürk, maksadımız üyelerimizin bu bilgi yarışması sebebiyle yeni yapılan işlerden, bilimsel metotlardan, çağın getirdiği yeni teknolojiden faydalanmasını temin etmeye çalışmaktır dedi. Yarışmanın ardından protokol üyeleri tarafından yarışmacılara ödülleri verildi. Yarışmayı Vali Aykut Pekmez, Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Can Bulut, Sivil Toplum Örgütü Başkanları ve çok sayıda davetli takip etti. Aksaray Belediyesi merkezdeki ana arterlerde sürdürdüğü temizlik çalışmaları ve il genelinde başlattığı bahar temizliğiyle birlikte cadde ve parklarda küçük çöp kutularını yeniliyor. Aksaray Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri Ebulfeyz Elçibey Caddesi ve civarında bulunan cadde ve parklardaki çöp kutularını yeniledi. Estetik ve kullanışlı yeni çöp kutuları kentin ana arterlerinde ihtiyaç duyulan bölgelere ve parklara yerleştirilmeye devam edecek. Kenti güzelleştirmek, temiz düzenli bir kent imajı yaratmak ve kentin temiz kalmasını sağlamak amacıyla bahar temizliğiyle birlikte başlayan çalışmalar kapsamında ihtiyaç duyulan noktalarda eskiyen çöp kutuları yenileriyle değiştiriliyor. Çöp kutularının montajına başlayan Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri vatandaşın yoğun olarak kullandığı bölgelerdeki kırılan, eskiyen, tahrip olan küçük çöp kutularını yenileriyle değiştiriyor. Aksaray Belediyesi Kudüs'te yaşayan Müslümanlar ve Afrin'de savaşan Kahraman Mehmetçik için destek programı düzenledi. Aksaray Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda ilahiyatçı yazar Ömer Döngeloğlu konuşmacı olarak yer aldı. Ömer Döngeloğlu Kudüs'ün Müslümanlar için önemini anlatarak Amerika Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma vaktinin geldiğini söylemesinin ardından 20 yıl sonra İstanbul'u Bizans başkenti ilan etme düşüncesinin olduğunu söyledi. Etkileyici konuşmasıyla Döngeloğlu, Afrin'de terör yuvalarını yıkan Mehmetçik için ise bizim askerimiz oraya girdi diye Batı ülkeleri rahatsız oluyor. Çünkü karşılarında artık o alışılmış Türkler yok. Batı'nın her istediğinin yapıldığı dönem sona erdi. Korktukları Fatih'in gerçek torunları karşılarına çıktı. Sosyal medya, televizyon gibi bir milleti körelten oyuncaklarla Müslümanları dinin gereklerini yapmaktan uzaklaştırmış olsalar da şu vatan sevgimize hiçbir şey yapamadılar dedi.
Programa Belediye Başkan Yardımcısı Güven Kemerkaya, il protokolü, STK başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Aksaray'ın ekranı Belediye TV'de haberleri izlediniz. Bir sonraki haber bültenimizde tekrar görüşmek ve buluşmak dileğiyle hoşça kalın.